Merhabalar, ben Kürtüs Köfte ve Nulma Şıra'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Eş, neye şaşırdın? Bir dakika, çözümü buldum. Neyse, ben kaldığımız yerden devam edelim. Kaç gündür server'a giremiyordum, ufak bir inşaat yaptım. Bu inşaatla işimizi halledek şimdi. Şimdi benim buraya birkaç tane, üç tane şimdi koydum ve tam videoya başladığım gibi kedim kapıdan dışarı çıkmak istiyor. Özgür bırak onu. Evet. Neyse. Kedinin üstesinden geldiğimize göre devam edelim. Bir. İki. Üç. Bu arada şu hala şurada. Whoops, aslında tek bir kapasitör bank mi kullansam, her bir tekerlek için ayrı kapasitör bank mi kullansam? Sizce? Ayrı. Ayrı. Aynen. Gel bakalım, seni de şuraya. Şimdi gelin siz buraya. Yerdinden sevgili virelerim. Tabii bunu input'a ayarlayacağız şu tarafı. Evet, wire'larımızı alalım ve bu şekilde birleştirelim. Valla! Şimdi yapmamız gereken diğer bir iş ne? Şu yüzü outputlar yapmak. Ve enerji taşımamızı biraz değiştireceğiz. Ah! İlk olarak şu arkadaş. Yaz art. Evet, şu an tüm bütün kablolamamı yıkıyorum. Ve 10 atım villager'lar gene kanser ediyor. İzmir konuda olduğu için de şu an. Evet. Yarın da gidecekmiş galiba. Ben kendime bir ofis açacağım spawn'la. Danışma mı? Teknik destek. Teknik destek ve müteahhitlik de olsun bence senin ofiste. Aynen. Danışmanlık hizmetleri diye. Eş danışmanlık hizmetleri. Ben de bir bilişim ofisi açacağım işte. Şimdilik bir ödeme talep etmiyorum. Trial sürüm. Hayır doğru. İşleri kurumu açacağım. Beleş. Nerede beleş oraya yerleş. Orkun, ben dönüyorum base'ime. Gelip benden Darkstable'ları alabilirsin. Tamamdır. Pakette fiş tutması bozuk. Ne? Balık tutulmuyor. Sen tutamıyorsundur. Ensar gitme, balıkları korkutacaksın. Abi niye kaldın? Tamamdır. Şimdi bunu yerleştirdiğimize göre sırada ne yapacağız? Bir, ilk olarak şu arkadaşı ben bir taşıyacağım. Tamamdır. Geri kalanını. Gelin buraya. Buraya.
Hopper sen de gel. Sen henüz bitirmediğim üst kata yerleşeceksin. Çünkü alt kat sadece enerji üretimi için olacak. Klasik. Aynen. Bence artık üst katları enerji üretimi için kullanalım, alt katlara yerleşir. Olabilir. Değiştik. Oops. Redstone Engineering Block. Piston. Ve sen. Aa, doğru. Neden olmadığını hatırladım. Bunu yaparsak tabii ki de olmaz. Ay, yapmazsak tabii ki de olmaz. Ve voilà. Geri kuruldu. Şimdi... Tutmuyorum balık falan ya. Kötü sezon geçiren balıkçının dramı. Ne yaparsın? Sen şimdi buradan çıkışı verecek mi? Hayır, vermeyecek. Yet vermiyor. Tamam, fantezi, çok fazla fanteziye girmemek lazımmış. Kafama geldi. Tamamdır, oldu şimdi. Ve şimdi wire zımbırtımızı koyalım. Ve bu arkadaştan birkaç tane daha koymam lazım. Hatta bir tanesini yapalım şimdiden, unutmadan. Şurayı şimdilik bir açalım. Buraya bir yere bir kapı gelecek. Ve sağlam bir lag girdi şu an bana. Gençler. Sesim geliyor mu? Tanrı, internet koptu. Evet ve geri geldim. Ve şimdi... Bize ne lazım? Hala bir internet çok sağlam durumda değil. Ve bir adet de piston. Villager'lar sağ olsun, piston bayağı bol var elimizde. Herkesin elinde bayağı bol var. Craft etmeye zahmetine girmiyoruz. Lüzum yok. Değil mi? Piston mu? Hayır, craft etmiyoruz. Elveda. Elveda. Dedi. Deme işte. Di. Peki ne yapacaksın goldları? Yiyecek. Golden apple tane vardı. Dediğim bu da başlayacak. Golden apple yapıp yiyecek. Modeler Power Suite mi? Ya Golden Apple'ları ben yedim hep. Ona hiç bırakmadım. Afiyet olsun. Wither keserken. Oh. Da Deep Ocean Biome bulamıyorum. Bu power suite'lere bir her şunu atalım. Tamamdır.
Yukarıdan enerji aktarımını bu şekilde yapacağız. Keşke buraya duvarlarımı koyaymışım. Harbi duvarlarımı neden koymadım ben? Çünkü duvarlar bir engeldir. Orgun neresi? Ben de bilmiyorum. Underwater temple arıyorum. Ne güzel. Underwater temple aramak güzeldir. Hop. Bunu kablolamayı daha sonradan daha düzgün bir hale getireceğim. Neyse en azından dire wire değil. Burada bize bir gönderme mi var? Olabilir. Ayş. Tamamdır. Bu iki makinemizi bağladık. Şimdi bana başka ne lazım? Bir adet moda daha girişeceğim bu bölüm. Ancak öncesinde Botanya ile alakalı yapmam gereken birkaç bir şey var. Şimdi gelelim sevgili Botanya. Botanya'da yapmam gereken çok önemli bir şey var. O da nedir? Nedir? Dur. Runic Altar. Runic Altar. Zorları geçen. Şimdi gelelim Runic Altar'a. Bana bir tane Ender Pearl lazım. Neyse ki birileri Enderman Farm kurmuş. Oraya daldım biraz. Neredeki? Doğrusu Ender Pearl Farm. Ha. Evet. Şimdi gelelim. Runic Altar. Gel buraya. Evet. Runic Altar'ımız hazır. Şimdi... Runic Altar'ın nasıl kullanıldığını önceki serilerden biliyor olmanız lazım. Ancak gene de bir gösterelim çünkü benim yapmam gereken bir çiçek var. Exoflame. Rune of Summer ve Rune of Fire lazım. Rune of Fire için Mana Powder, Mana Steel, Nether Brick, Gunpowder ve Nether Ward. Nether Ward... Gunpowder. Nether Brick. Nedir yani? Yani. Nether Beyav. Bu arada seni... Redstone'dan elde edelim. Redstone, Iron, ve Nether Brick. Tamamdır. Şimdi. Evet, bu yapılmaya başlandı. Şimdi bize gerekenler bu ve bu. Şimdi bunun olmasını bekleyeceğiz. Bunun hızı tamamen aktardığımız mananın hızına göre değişiyor. Yani dolayısıyla daha iyi bir mana spreader'a geçtiğimiz andan itibaren daha fazla, daha hızlı bir biçimde rune üretmeye başlıyoruz.
Ancak şu an hafif kaplumbağa hızında üretiyoruz. Güzel. Ne yapalım? Unutmadan mana demişken. Alın Block of Kolkok. Mesela bunlar hala yanıyor mu? Evet, bunlar hala yanıyor. Ya da yani neyse. Şimdi şu ola dursun neredeyse bitmek üzere. Evet. Rune of Fire mı hazır? Şimdi Rune of Summer lazım, Air ve Earth lazım. Yay. Tamamdır. Earth, Air. Ve tabii ki de yemeğimiz. Yemedim. Şu an bir lag mı var? Yoksa sadece bende mi? Benden dolayı. Var. Oğlum bari ben... Bulamadım, geri dönüyorum. Bari videodayken lag yaratmayın. Şimdi Earth için Mushroom, Block of Coal ve Stone. Biraz hala mushroomları bitki chest'ine koyduğum için kendimden utanıyorum. Biz yine de seni seviyoruz ama. Olmaz mı? Ne yapalım? O kadar nerf'e rağmen beni seviyorsunuz ya. Ben de sizi seviyorum. Ben seviyorum. Ağlayacağım. Oops. String, feather ve bir adet de carpet. Tamam, şimdi bir Rune of Summer lazım. Onun içinde 2 sand, 1 slime ball, 1 melon. Evet. Şimdi şu an geri dönüşteyim. Umarım fazla lag yapmaz. Bir de biriniz yatsa keşke. Evet, bu şekilde rune crafting ile uğraşmaca. Aslında dur, aklıma bir fikir daha geldi. Benim bir adet daha mana spreader'im verdi. Tamamdır. Hızı 2 katına çıkarttık. İkinci bir mana spreader ekleyerek. Mesela her çiçeğe ayrı spreader koysan daha mı hızlı olur? Yok, çiçeklerle değil. Yani mana spreader'ın kapasitesi kadar o mana spreader'a bir çiçek ekleyebilirsin. Ya yani mesela çiçek bayağı fazla üretiyor. Yani spreader yetişmiyor. O yüzden her çiçeğe ayrı ayrı yapsan ya daha iyi olur mu? Standart mana spreader'la genelde öyle yapman gerekiyor. Çok fazla üreten çiçek varsa elinde. Bizim endoflame'ler çok üretiyor çünkü kullandığımız yakıt fazla. Bir tane mana spreader maksimum 4 tane end of flame taşıyabiliyor bu arada. Burn time'ına göre değişmiyor mu şey? Hayır. Burn time'ın ne kadar süre mana üreteceklerini belirliyor. Okey tamam. Tamamdır. Bunu da hallettiğimize göre şimdi bağ Rune of Summer 2 cent Rune of Air, Rune of Earth Slime Ball Melon. Gel bağalım.
Bu arkadaş biraz önemli bir arkadaş. Çünkü Terra Steel üretmemiz için bu arkadaş lazım. Nasıl bu bölüm Terra Steel'imi de üreteceğim gibi. Tamamdır. Bu arada Rune of Summer yaptığınızda Air ve Earth'ümüz de geliyor geri. Şimdi Air ve Earth gidin. Siz de gidebilirsiniz. Sen de. Şimdi benim neye ihtiyacım vardı? Edge of Flame. İki tane Red, Grey ve Light Grey. Grey tamam. Bir de seed'im var mı benim burada? Hayır yok. Ben neden yanıma seed almadım? Açıklayın bana. Ben neden yanıma seed almadım? Niye? Bilmiyorum. Tamamdır. Age of Flame'imiz hazır. Age of Flame şu an benim için önemli bir çiçek çünkü düzgün bir pişirme kaynağım yok. Yani elektrik furnace çok hızlı değil. Ben hızlı bir şeyler istiyorum. Artı çok fazla yakıt kullanacak bir şeyler de istemiyorum. O yüzden bir tanesini alamamışım. Evet, bir tane fırınım yukarıda. Evet, yukarı çıkmak için gene fırın kullanıyorum. Evet, şimdi. Tamam, 10 tane yeterli buraya. Şimdi benim mesela ne pişirmem lazım? Mesela goldlarımı pişirmem lazım benim. Crushed gold, goldlarımı. Ben şimdi bunları bir 4'e böleyim. Evet, içlerinde herhangi bir yakıt olmamasına rağmen çalışıyorlar. Ve normal bir furnace'dan daha hızlı çalışıyorlar. Çünkü neden? Çünkü şu Edge of Flame'den ötürü. Edge of Flame ise nereden güç alıyor? Mana pool'dan. Ha ha ha. Şimdi. Şimdi benim Rune of Fire, Rune of Air, Rune of Earth ve Rune of Water'a ihtiyacım var. Bir de Rune of Mana. Tamamdır. O zaman Rune of Water yapmamız lazım. Şimdi Rune of Water ne istiyor? Bone Meal, Sugar Cane, Fishing Rod. Bone Meal. Sonra Sugar Cane ve Fishing Rod. Ardından bir de Rune of Mana gerekecek. Onun için bir 5 tane Mana Steel Ingot. Nasıl dur? Bir saniye, ne oldu? Aha, köfte göçtü. Lel. Lel. Kendi server'ım beni server'dan attı. Peki takım arkadaşın tarafından öldürülmek? O senin şanssızlığın. Onları özellik ekleyeceğiz. Modun adını yaz. Orada şey, itemler var. Kes.
ve etalandır. Şimdi. Rune of Water. Gel bakalım. O esnada bir de bize gereken lapisleri de alalım. Üç tane lapis blok. Asıl dur hepsini alalım. Tamamdır, bu arkadaşımız oldu. Rune of Water hazır. Tamam, bu da ola dursun. Ve biz de yemeğimizi yiyelim. Fruit of Grisia istiyorum bir an önce. Evet, Rune of Mana'mız da hazır. Evet, şimdi. Sen gel bakalım burada. Sonra Lexica Botania. Sana bir ihtiyacım var. Neydin sen? Terastin. Aa. Tamamdır. Şimdi seni şöyle. Mesela ben niye böyle kazıyorum? Ve voilà. Şimdi bir adet Spark'a ihtiyacım var. Benim de ya, ben de yapayım onu, bak iyi hatırla. Spark Chandler ya. Ay. Oh. Benim bir yere Blaze kesmem lazım. En büyük günah. İki tane de gold nugget. Nugget nugget. Tırırırırır. Nugget nugget. Tırırırırır. Şimdi sevgili Spark'lar. Farklı renkleri kabul etmiyormuş o zaman. Pek uğraşmadan. Şöyle yardıralım. Evet. Şimdi Spark'ımızın birini buraya, diğerini de buraya koyalım. Ve şimdi bize lazım olan şey ne? Redo? Ne yapıyordun ki? Spark'ları yaptın. Sparkları sence ne için yaptım? Şey, Terrestrial yapmayacağım mı? Evet. Evet. Terrestrial algoritm play böyle yapacağız. Onu çoktan yaptım. E tamam, o zaman bitmiş. Aynen. Mana'yı aktaracaksın şimdi. Bu arada dur emin olalım. Evet, yarım mana pool var. Aa. Ups. Lan. Tamamdır. Nihayet onca beceriksizliğin ardından... Ve ilk terastilimiz birazdan olacak.
Ha gayret. Bu arada terestil konusunda ufak bir uyarı. Sağlam bir mana kaynağınız olması lazım. Ve... Vallahi ilk terestilimiz hazır ancak hiçbir halt yapamıyoruz şu an. Tamam. O zaman... Sanırım bölümü burada bitirsek güzel olabilir. Önümüzdeki bölümün başında ben bir moda daha girişeceğim. Çok lazım olan bir moda benim için. Ah, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.